Herkese merhaba. Müthiş bir video izleyeceksin biraz sonra. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin stüdyo sahnesindeyiz. Zorlu'da acayip bir ekip bir araya geleceğiz. Kötü Kedi Şerafettin seslendirme kadrosu ve yönetmenleri burada olacak birazdan. Önce fragmanı izleyelim, sonra video başlıyor. Kötü Kedi Şerafettin. Uğur Yücel, Şerafettin. Merhaba canım. Ben Şerafettin. O canım, sofra kuracağım. Eyle, nerede lan rakı? Odun ne kız? Benim mi? Misket. Demet Evgar, misket. Ya, çok tatlısın biliyor musun? Harbi mi? Yeter be gerzek. Şarol. Okan Yalabık, Çizer ve Adnan. Seni yerim, ben seni yerim, ben seni yerim. Lan! Ben mi? Evet. Sen mi dedin? Evet. Sen bana artık bir p***sin mi dedin? İyi ki de dedim. Parçalarım. Şerafettin abi! Abi. Cemil? Neden başladın oğlum yine? Yekta Kopan, Cemil. İşimiz be abi, ne yapacaksın işte. Bir cam güzeli var abi. Gözler vaşak gibi maşallah. Tırmık tırmık küçük bir ejderha. Fırıncının kızı Stayla. Lan Şera! Ahmet Mümtaz Taylan, Tonguç. Hayvanın evladı, hayvanın oğlu. Yürümez git! Çıt çıtılarda çiftleş! Sen bu çocukları sahipsiz mi sandın lan? Zırta buz! Ulan! Kim lan o? Kim? Benim ulan o. Ayşen Guruda, Hasene. Hasene teyzeciğim. Teyze deme bana. Zaten kirayı ödemekten acizsin. Yetmedi gıygıdı 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 gıygıdı. Bu bana olan kira borcunuz. Bu çalınan balıklar. Bu da şey... Şemistan'a olan borcunuz. Tonguç, şu borç meselesi... Cezmi Baskın, Şemistan. Şemistan! Aman be! Aşık oldum Şemistan. Duygu doluyum. Vermez mi aşkın sana? Yoksa beni mi s**eceksin ha? Nedir yani? Güven Kıraç, Rıza. Sıçan dedi ya. Sıçan mı? Sıçan mı? Sıçan dedi ya. Ne alakası var? Sıçan ne ya? Ben bir fare olabilirim. Ama benim ruhum sincap. Senin böyle aşkın ızdırabını içine ederim. Böyle aşkın ızdırabının içine ederim. Gökçe Özyol, Rıfkı. İçemeyince anlayacaktın abi. Ama ben sana erkenden söyleyeyim de sürpriz olmasın. Rakıyı bulamadık. Yok. Nanay. Selam abiler. Kimsin sen? Oo! Taceddin çok sürpriz bir isim. Kim? Ben Taceddin. Ah, işte sürprizim. Ne lan bu? Tanımıyoruz ama anasına çekmiş herhalde. Kafa zehir gibi çalışıyor. Usta oyuncuları bir araya getiren Kötü Kedi Şerafettin. 5 Şubat'ta tüm sinemalarda. Kötü Kedi Şerafettin 5 Şubat'ta sinemada, beyaz perdede, çokça salonda seninle buluşacak. Biz de bugün Kötü Kedi Şerafettin'i oluşturan ekibin bir kısmı olarak seninle buluşuyoruz. Aslında tabii ki Bülent Üstün'le başlıyor. Bilen biliyor, hikaye çok eski bir hikaye ama Bülent Üstün, senaryo aşaması, o geldi, bu gitti, bir sürü isimden bahsedeceğiz de. Mehmet'le Ayşe yönetmenlerimiz var ve Mehmet şu anda mikrofon elimde, hemen şu solumdaki arkadaş. İşte aslında bütün delilik, bütün çılgınlık, hatta açıktan söyleyelim bütün manyaklık bu adamla başlıyor. Neden yaptın böyle bir şey sen ya? Ya... İstiyorduk ki biz bu Amerikan sinemasına bir cevap verelim. Kim kimi istiyordunuz? Böyle buluşup böyle şeyler mi istiyorsunuz? Stüdyoda biz bir araya geliyoruz ara sıra. Animasyon yapıyoruz yıllardır. Dedik ki bir cevap verelim. Ama çocuk filmi olmasın. Biraz böyle sert sağlam bir şey olsun. Bir farkı olsun. Karşımıza Kötü Kedi çıktı.
iyi bir cevap olarak. Bak biz mesela bir araya geliyoruz, seninle arada çay kahve içiyoruz da hiç böyle gündemi açmıyorsun. Mesela durup dururken bana şey demiyorsun, ya İran sinemasına bir cevap verelim. Hayır, bana Amerikan sineması henüz bana bir şey sormadığı için Mehmet'e sormuşlar demek ki. Sohbetimiz boş bizim bence. Boş boş. Üstümüze alındık biz biraz. Benim bildiğim, ben yaklaşık 8 senedir biliyor muyum Mehmet projeyi? Yaklaşık 8 senedir projeden haberdarım. İlk duyduğum andan itibaren de çok heyecanlandım. Hatta ben işin içinde olmayacaktım. Bana sadece öylesine anlattı yani. Değil mi? Ben aslında olmayacaktım değil mi? Söyle söyle. Evet. Ha? Yok, ben aslında işin içinde de olmayacaktım. Neyse, o zaman boş ver, senle devam etmeyelim. Demet, sana nasıl geldi teklif? Senin çünkü bu filmde özel bir imzan var. Bu imza uzun süredir konuşulmadı. Bugün konuşabiliyoruz o imzayı. Bir de benim gerçekten hayran olduğum Taceddin imzan var. Sağ ol. İki şeyi soracağım. Bir, hakikaten nasıl geldi? İkincisi de bu iki ayak nasıl oluştu? Aslında Kötü Kedi Şerafettin animasyon filminin yapıldığını yıllardır hepimiz bir şekilde kulaktan kulağa biliyoruz. Şehir efsanesi gibi bir şey oldu. Yani ilk ben duyduğumda yıllar önce hep böyle benim böyle çizgi filmde oynamak gibi bir hayalim olduğu için her yerde de bunu söylüyorum. Aa, Kötü Şerafettin'in şeyi mi yapılıyor? Acaba olur mu falan? Sonra zaman geçiyor herhalde, yapılıyordur şu anda diyorsun ama yıllar geçtikçe aslında bana geldiğinde daha yapılmamış olduğunu anladım. Mehmetler sağ olsunlar, aslında bir işte bir Taceddin karakteri, bir de Mimi karakteri vardı. Hani hangisini seslendirmek istersin dediler. Ben de okuduğumda gerçekten hani ilk akla gelen belki Mimi olurdu. Ben Taceddin'i çok sevdim. Dedim ki ben bu evladı konuşmak istiyorum. Tamam dedi onlar da. Ona başladıktan sonra da ya Demet bunu da bir yapsan mı acaba? Biz de senin bunu seslendirmeni istiyorduk dediler. Bir deneyelim dedik yani. Hani öyle bir iddiayla yaparım. Çünkü işin iyi olması önemli sonuç olarak. Biz de öyle kendi yaptığımızı hemen beğenen insanlar olmadığımız için sağ olsunlar onlar da öyleler. O yüzden güvenli kollarda olduğumu da hissedince güzel bir prova sürecinden sonra çok güzel iyiydi. Oldu. Prova sırasında ben Taceddin'i ilk senden duyduğumda inanamadım. Çok iyiydi. Biz ya. Bazen karıştırıyoruz. Masada, bu ben değilim değil mi diyorum. Sensin kızım. Çok acayip. Provalarda çok yorulan, stüdyoda da çok yorulan bir arkadaşım var burada. Çünkü ya bak çok net bir şey söyleyeyim. Seslendirmenin yani yıllardır bir şekilde yaptığım bir iş olduğu için söyleyeceğim. En zor ve seslendirme yapan oyun, mikrofon önü oyuncusu için en tatsız kısmı o nida çıkarmak, o şey ne denir, o ses aksiyonları falan filandır. Ve bir bütün filme yayılan, yani Allah'ım yarabbim, o kadar dedim ki stüdyoda, beter olsun uğraşsın. Çok zordur çünkü. Evet. Falan çok acayip, çok sıkıcı bir şeydir. Öbürü çok daha, oyun vermek çok daha keyifli bir şey. Çok yoruldun mu sen? Yani yorulmadım da ama dediğin gibi geçti yani. Tadım çünkü kaçtı diyorsun. Yok, iyi geçti. Biraz değişik geçti. Çünkü dediğin gibi aslında filmin başında bir iki cümle edip sonra başına gelen bir badireden dolayı sürekli nidalar, sesler ve onun gibi şeylerle geçti bütün süreç. Öyle değişik bir deneyim oldu benim için. Söyleyebiliriz ya, intikam. Pırtav. Ahmet Pimtas Taylan'a döneceğim ama Gökçe, hakikaten çok merak edilen ve şimdi izleyenler hemen söyleyecekler. Buradan Güven Kıracı'nda kulakları çınlasın. Sizin bu ikililiğiniz müthiş bir şey. Evet. Hani komedi filmlerinde de çok gereken bir ikili vardır. Onların ama bir yandan da bir duygusal dünyaları falan filan var. O Cihangirli Martı ile Cihangirli Fare demiyoruz. Farenin birlikteliği senin için nasıl bir deneyimdi? Ya çok eğlenceli bir deneyimdi. Bir de ben animasyon okumuş bir kişi olarak çok dur, daha... Dur. Animasyon okumak ne demek? Bize net gel. Ben 32 yaşında oyunculuk yapmaya başladım. Benim asıl 32 işim. Yaşına kadar fare miydin? Nasıl geçti? Martıydım. Gerçekten hocam, lütfen karıştırma. Ben Martı olduğu dönemden tanıyorum. Animasyon mu okudun? Animasyon okumak. Ya ne diyorsun? Ben Eskişehir Güzel Sanatlar çizgi film mezunuyum. Aa! İşte bu çok önemli. Hayır, bunu şunun için özellikle ısrar ederek söyledim. Bir sürü insan çünkü böyle işte biz animasyon yapacağız, çok meraklıyız, benim çizgim çok iyi falan. Bak okulu var, okumuşu var. Buyurun. Çalıştık, yitirttik. Çizmişi var diye. Çizilmişi var, konuşanı var.
Animasyon yaparken biliyoruz Şerafettin'in başlanıldığını ve o kadar böyle ulan bir yerinden tutulur mu, bizi çağırırlar mı, animasyon yapar mıyız derken Marty'yi seslendirmek çok keyifli oldu tabii benim için. Çok acayip bir şey. 32 yaşına kadar hiç oyunculuk yapmadın mı? Hayır, alakam bile yoktu. Ben de. Ya benimki tamamen şans ve şansı doğru değerlendirme diyelim. Vay be, çok acayipmiş. Ve Ahmet Mümtaz Taylan, merakla beklenen bir var Gökçe'cim, teşekkür ederim. Onun mikrofonu var canım. Şey Ahmet Mümtaz Taylan'a mikrofon herhalde şey yapacağız. Aa, oyuncu olanlara takıyoruz. Ben kendim getirdim. Ne kadar da oyuncuyum. Gelirken. Yok, ben oyuncu değilim. Ben eskiden çizgi filmdim. Sonra insan oldum ben. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadar ciddi, bu kadar asalet ciddi dolu mi? Bir ekibin içinde bu kadar ironik bir adam olarak nasıl ayakta kalabildiniz? İşte eskiden ironiydim ben. O yüzden ona yani şey yapabiliyordum. Aldırdım sonra. Tabii. Artık metaforum ben. Ya valla benim aslında çok hevesli olduğum fakat yapıp yapamayacağımı tam bilmediğim bir şeydi. Bir şey yok, yapılabiliyormuş yani. Çünkü ben 10 defa falan gittim dublaja. İşte hepsini toplayınca bir tonguç. Niye 10 defa çağırdınız ya? Mikrofonu hemen bu tarafa alalım. Mehmet'e versiniz ya, bir cevap versin. Hepimiz gittik arkadaşım diye bir anda gerginlik ya, olsa. Ya yekta, herkes bir yekta değil. Salla tamam. Şimdi Ayşe, biz beraber çalışırken sen hep böyle bir kontrol mekanizması gibi duruyorsun. Mehmet de heyecan mekanizması gibi duruyor. Hakikaten aranızdaki denge nedir? Yani tamam, hakikaten sen bütün işi aslında, ben hep şöyle görüyorum, işi çekip çeviren sensin. Bu delimsirek heyecanları yaşayan bu budur. Evet, aynen öyle. Vallahi. Yok peki, canım, o da çalışıyor. Peki hakikaten bir yandan biz böyle çok güle oynaya anlatıyoruz ama Türkiye'de böyle bir animasyonu bir sinema filmi olarak yapmak, böyle bir konuyla, böyle bir kadroyla, öyle hani şey de değil, kakara kikir bir şey de değil. Çok zorlandınız mı ve şu oldu mu hiç? Olmayacak ya. O hakikaten de şehir efsanesi olarak kalacak dediğiniz an oldu mu? Galiba 6 ay öncesine kadar aşağı yukarı her gün bir kere böyle düşünüyorduk. Şaka. Azalan bir şekilde. Ya biz sizi çalıştırırken bir yandan siz umutsuz muydunuz? Bir yandan. Çok saçma. Emin olamadınız. Ama. Ya ataklar değil. Ataklar. Umutsuzluk atakları yaşandığı anlar çoktu diyelim. Zaman uzun olunca tabii hani atak yaşayacak vakit de oluyor. Zaman uzun olunca atak yaşayacak vakit de çok oluyor dedi. Mikrofonu yok, ben söylerim. Sen oradan onu al. Ya da oraları altyazıyla veririz. Sen benim yakama konuş. Sen benim yakama konuş. Peki, biz şu anda hepimiz buradakilerin hepsi filmi izledik. O yüzden de filmin artık bitmiş hali üstünden konuşabiliriz. Yo, YouTube'dayız, delikanlı olalım. Bana hiçbir şey seyrettirmediler kendi sahnelerim dışında. Gerçekten mi? Evet. Çağırdı, gelmedi. Onlar çağırdı. O gün çağırdığını evet, söyledi bana. Niye sen yapıma geçtin bir anda? Ben eskiden yapımdım. Ben eskiden yapımdım. Çağırdık gelmedin. Bunu diyenle Evgar yani. Şahane. Ne güzel, herkes sahiplenmiş filmi. Çağırdık gelmedi gerçekten. Yalan mı? Ya bana söylediler o gün, gittik işte şeyde seyrettik, o Sanayi Mahallesi'ndeki yerde seyrettiğimizde sen de çağrılmıştın. Hepimiz birbirimize sarıldık, sen yoktun abi. Bir sevgi halkası olduk orada. Cezmi Okan da yoktu, şimdi öyle demeyelim. Okan da yoktu. Köşesi daha yüksek bir yer vardıysa o gözü. Cezmi abi çocukluk sorunlarını restoranda anlattı. Birinci Dünya Savaşı yıllarından düşün yani. Evet. Öyle bir kadro bir aradaydı. Cezmi abi anlattı. Filmi izledik Ahmet Mümtaz Taylan dışında. Sen de izledin değil mi? Ben de göremedim. Ha sen de göremedin. Bir tek ikimiz, üçümüz mü seyrettik? Sen gördün mü? Gördüm. Hayır, sen de göremesen ya, uyduruyorlarmış. Böyle bir şey yokmuş. Yalanmış. Yani biliyorum o gün konuştuk üstüne ama hani burada da tekrar etmiş olacaksın. Nasıl buldun? Sen nasıl buldun? Ben sana sorayım. Ben çok heyecanlandım. Evet, bana da sorabilirsiniz bir parçası olarak. Ya benim için tabii çok başka bir şey. 8 senedir bir şeyi biliyorsun. Bu arada Mehmet'le biz beraber büyüdük neredeyse. Yani Mehmet'le arkadaş olmamıza neden oldu. Ve Ayşe'yle de, ama daha çok Mehmet'le görüştük. Sen ciddi bir insansın. Bir de sen Ayşe o zaman ilkokulda. Mehmet böyle bir adam. Ciddi değil yani. Böyle bir adam ya. Biz onunla hep böyle buluşup bunu konuşuyorduk. Bunları söylemek Böyle siz böyle mi konuşuyorsunuz gene? Bizi de çağırsınız. Demet bir gün çağırsınlar, biz de gidelim. Ya buluşup. Ya ben anlatmıyorum. Ben çok heyecanlandım. Ya ben senin kedin de seni gördüm ya. Yani gerçekten bir de yan yana hani o tanıtımda verler. Ama gel. Niye? Ya bir kuyruk eksikliği hissediyorum sana şu anda baktığımda. Yani o... Çocuklar filmi gidip göreceksiniz. Ondan sonra bu senin kedin de seni görüyorum. Bunu düşünün. Benim kedimin mesleğini öğrenin.
benim kedimin mesleğini bildikten sonra bu lafı gitar. Yani, burası YouTube, söyleyebiliyor yani muyuz senin kedinin mesleğini? Bilmiyorum, söyleyebiliyor muyuz? Ben söyleyeyim. Sen söyle, bipleriz çok şey olursa. Pazarlama mı yapıyorsun? Platform. Muhabbet tellalı diye. Muhabbet tellalı diyebiliyoruz canım. Diyemiyoruz. Yani onu diyebiliyoruz, öbürünü diyemiyoruz. Mesleği yalnız ciddi çok acayip bir şans da vardı tabii ki. Yani biz olmuş bir şeyin üzerine gidip de konuşmak değildi. O yüzden yani herkesin oynadığı, seslendirdiği karakterde herkesi görmek çok mümkün. Çünkü biz önceden hani üzerine konuştuk, sonra bizim jest ve mimiklerimiz üzerinden çizildi, yapıldı. Böylelikle sen de çok acayip bir parçasında karakterin aslında oynamış da oluyorsun. Bu çok heyecan verici bir şey. Ben işte hepinize şimdi bunu soracağım. Gerçekten de şimdi biz seslendirirken, bu Batı'da da işte onlar Amerika'ya cevap verecekmiş ya, o yüzden aynı sistem. Biz seslendirirken bir yandan video kaydı alındı. Bizim mikrofon önünde yaptığımız her şeyin de video kaydı alındı. Daha sonra çizimler ya da modellemesiz, ne diyorsanız onu, yapılırken bu görüntülerden de faydalanılıyor. Basitçe doğru anlattım mı? Süper. Aslında bunu niye ben anlatıyorum? Bunu sen zaten ben anlattım biraz önce. Sen tekrar ettin. Bunlardan birini çıkarın. Dursanıza bir kere de ben anlatayım. Bir şey diyeceğim. Bunlardan peki, birini montajda atın. Üçümüz de aynı şeyi dedik. Sanki bir yerdenmiş gibi yapayım. Sonra bunların hepsini bırakın böyle. Benim salaklığım görünsün. Sonra ben YouTube'ya da saçmalamayayım. Sonra filmi seyrederken sen mikrofon önündeki oyunculuğunu orada gördüğün, o çizgi adamda gördüğünde ne hissettin? Tam da bunu merak ediyorum. İşte seyretmedim ben. Sen yanlış. Ya yapma artık. Bir şeyleri seyretmiştiyse fragmanı, şunu bunu seyrettin. Sen de sürekli buradan vurma. Şimdi şöyle. Ben bir kere daha film yokken konuştuğumuzu anlatayım, değişiklik olsun. Dördüncü defa yani. Valla bu, bak şu ilginç bir şeydi. Sen bir filmi oynuyorsun, sonra onun üstüne film yapıyorlar. Bu çok şahane bir, hani benim herhalde şeyle, neydi o, Johnny Depp'ler mi yapıyor onu ya? Yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Ha, onunla ilk ve son ortak paylaşımımız bu oldu. Johnny Depp'le benim. Johnny Depp'ler mi yapıyor dedi. Johnny Depp'gil'le. Depp'ler değil de yani Depp'gil demek istedim. Johnny Depp'giller. Depp'giller. Çok saçmaymış. Yani olacak bir şeyin üstüne çalışmak yani gerçekten ilginçti. Tabii ki filmi seyretmedik ama aşağı yukarı bize o gösterdiğiniz parçalara ne diyorsunuz, o provalara? Prova mı diyorsunuz? Abi? Play Blast. Kim? Play Blast. Adı Play Blast onların. O dediğinden hadisesi ilginç. Açıklayayım mı? Play. Biz neyi konuştuğumuzu biliyoruz. Yalnız şey. Kısmımız filmi izlememiş. Tamam bir dakika, bir şey soracağım. Bu yani çizgi film mi bu bizim yaptığımız? Baba hiç anlamamış. Ama ya, doğru bir şey soruyor. Çizgi film başka bir şey, animasyon başka bir şey mi? Bu animasyon film. Bu animasyon. Ya şöyle bir şey bu var gerçekten. Film. Bu tatil köylerindeki bizim animasyon. Şeyde Cihangir'i görüyorsun. Sanki tanıdığın biri geçecekmiş gibi orada. Oo, şey acayip bir şey. Bayağı tanıdığım, tanıdığım biri bayağı. Bak orada görecekmişim gibi yani. İnanılmaz. Söyleyeyim, orada yıkılacaksınız. Hele sen Cihangir'de oturan biri olarak bayağı evini görebilirsin. Görebilirsin yani. Ya evin içinde çok ya, bu tiyatrocu falan diyorsun onu, görüyorsun onu yani o. Hatta eskiden oturduğumuz evleri. Yani ben güzel sanatlarda okudum. Cihangir çevresinde oturduğum yıllar, çizgi romanın çizildiği yıllardı. Tabii. O zaman oturduğum evler var filmin içinde mesela. Şimdi o zaman net bir şey sorayım. Mikrofonu şuradan ben götüreyim Gökçe'ye. Gökçe seninle başlayalım. Bu Mehmet'in bize daha sonra kamera arkası çekimlerinde de hep sorduğu bir şeydi. Oradan şöyle bir tur gidelim. İki şeyi, Mehmet'in iki sorusunu birleştiriyorum. Yetişkinler için animasyon ne demek? Bu kadar küfür ayıp değil mi? Küfür var mı? Çok güzel abi. Çok güzel cevapladın. Küfür mü? Küfür mü? Küfürsüz bir şey... Bir durumumuz yok ki bizim. Yani hatta bazı küfürleri çok bağlaç olarak kullanıyoruz. Türkler yani, olarak. Türkler yani. Olarak. Tabii. Biz derken. Yani o Akdeniz enerjisinde var argo küfür. Yani o yüzden bence küfür lazım da Şerafettin zaten küfürsüz olmazdı. Yetişkinler için çizgi film nedir? Şerafettin'dir işte. Buyurun. Çok güzel. Kaçamak ama güzel cevap. Ben sevdim. Gökçe ısrar ediyorum, ben yanımda getirdim. Al. Gereksiz bir küfür yok ama. Ya bir şey daha söyleyeyim, aslında çok küfür yok. Hepsi yerinde. Yok. Evet, yok. Bir tane ben küfür var, çok yerde kullanılıyor. Nasıl, bir daha söyle.
Yani çok çok küfür yok. Yok. Yani çok farklı farklı küfür yok. Bir tane küfür var. Çok yerde kullanılıyor. Çünkü telif hakkını bir küfrün alabildiler. Para yok. Bir tanesinin telifi bizde. Onu her yere saldık. Tamam. Biz bir şey yapmadık. Yetişkin... Tekste küfür yok. Evet, yok. Bir de öyle bir şey var. Evet, ha bizim üstümüze atıyorsun. Tabii. Abi sen mikrofonu kullanıyorsun. Abi sen böyle geç mikrofon sen. Ben orada otururum daha kolay. Çünkü onlar birbirleriyle paylaşsın. Tekste küfür yok. Bunlar ettiler. Bunlar ettiler. Tamamen yalan. Ben bir araya girmek istiyorum Yekta'cığım. Çünkü yani... Yetişkinler için animasyon olur. Güzel. Oluyor. Olur. Neden dersen benim kızım şimdi 18'den gün aldı. 2 yaşından beri biz bütün animasyonları beraber seyrettik. Ben yetişkindim yani o sırada. Çünkü kızım vardı. Evet. Ve gerçekten de çok zevk aldım, çok keyif aldım. Bir gün ben de inşallah bir animasyon falan sesimi veririm de kızım da beni seyreder, eğlenir falan diye düşünmüştüm. Yani gerçekten ben bütün animasyonları, mesela Ice Age'leri falan büyük bir keyifle seyrediyorum. Yani evet. Ve bence yetişkinlerin gülmesi kesinlikle hesaba katılıyor. En kesinlikle. Güzel şey de birkaç kuşağın bir arada gülebilmesi animasyonlarda. Böyle bir şey var, fazilet var. Ve her zaman da şöyle düşündüm, abi neden bizim yok, neden bizim olmuyor? Tabii nedenini bu arkadaşlarla çalışırken öğrendim. Çok zor oluyor çünkü çok meşakkatli bir iş. Bir de çok meşakkatli. Onu kastettim yani duygusal olarak da çok meşakkatli bir şey. Ve evet onun için ama şimdi bu birazcık şey gibi, gemi aslanı gibi belki bundan sonra gelecek projelerin de önünü açacak, cesaretlendirecek insanları. O yüzden yaptıkları şey aslında şerafetinden daha da fazla bir şey. Ekip kaç kişilik? 450 kişiymiş galiba değil mi? Ne kadar hakikaten ekip kaç kişilik? 1800. Hakikaten şeyi söyler misin Ayşe? Gökçe mikrofonu Ayşe'ye verirsen bunun batıdaki bir ortalama örneğinde yaklaşık kaç kişilik bir ekip çalışıyor, bizde kaç kişi çalıştı? Yani oralarda 600 ve üstü çalışıyor genellikle. Bizde 120 kişi çalıştı. Hani 4 kişiyle yapılmış da var. Ama biz Türk'üz yani normal olarak. Ama evet hani bu özel bir projeydi. Bizde. Evet. Çok iyiymiş. Bu yine yetişkinler için, Okan yetişkinler için animasyon... Okan'ı rahatsız etmezsin lütfen. Şu anda konuşmak istemediği çok açıkçası. Biz toplanıp ona geldik. Evet. Okan'cığım kusura bakma bir şey sorabilirler mi acaba? Buyurun. Birer çay alabilir miyiz? Hemen getireyim. Hakikaten bu... Okan'a bir şey soracaksa bana söyleyeyim ben kendisiyle görüşeceğim. Okan'a da aynı iki soruyu sorsana. Bu yetişkinler için animasyon oluyor mu? Bir de niye bu küfür kıyamet ne? Duydun. Niye o kadar küfür ettin diyor. Bir de böyle yetişkin şey mi olur diyor. Doğru anladım değil mi soruyu? İyi anlattın. Şimdi bence çok küfür yok hadisede. Bir de küfür olduğu için yetişkin animasyonun olması... Onun için değil tabii. Küfür olmasından dolayı değil. Bir kere buradaki algıyı düzenlememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ben izah edeceğim şimdi. O kadar sen bana söyle anne. Ayrıca. Günlük televizyon akışına baktığınız zaman oradaki hani haberlerde bile değil mi? Özür dilerim. Hayır ben seni dinledim. Haberlerden tutun da bir dakika. Günlük bir televizyon akışına baktığınız zaman Türk televizyonlarında hani buradaki durum yani ahlaka, mugayirlik durumu zaten tartışılmaz. Yani tartışılmaz. Onun için hani büyüklermiş, küfürmüş falan onları tartışmıyorum bence. Canını sıkmayın daha fazla. Bence noktadır. Bir şey diyeceğim. Hakikaten gitsek mi? Dağılalım. Kızdı çünkü. Anlatsın. Çünkü ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İntikam şey diye bağıran bir insan. Çok da üstüne yani gitmeyin. Çok mutluyum böyle dediği için. Çünkü şöyle oluyor. Evet bu soruyu ben size de sordum. Ha, bizim cevaplarımızdan memnun değilsin. Biz senin filmini yeterince güzelleştiremedik, tanıtamadık. Okan beni tersleyerek senin filmini güzel bir şekilde tanıttı. Bu mu? Hayır ama çok önemli bir şey söyledi. Aha. Ben de... Ya arkasında şey var. Ya bizim... Ya sinirlenecek bir şey yok. Gerçekten küfürlen yetişkin falan olunmuyor. Eğer öyle olursaydı yani hani... Televizyonu açamazdık. Doğru. Herhangi bir spor müsabakasına gidemezdik. Meclis herhangi televizyonunu bir... seyredemezdik. Evet. Bravo, ben de bunu diyeceğim. Ben şu anda istikbalim ya. Ya gerçek var. Ben bunu demek istiyorum. Gerçek var. Yani Kötü Kedi Şerafettin'in ruhunda gerçek var. Çizgi romanda gerçek var. Sokaktan çekip çıkartılmış diyaloglar var orada. Evet. Sokakta nasıl konuşuluyorsa, nasıl davranılıyorsa... Öyle davranılıyor bizim filmde de. Bence filmde az bile var Şerafettin düşündüğünde belki de. Mesela evet. Az, çünkü yani kediler insanlardan şey, daha tabii. O da biraz karışık orası. Evet. Ama şu var. Yani asıl filmin gollerinden bir tanesi de o. Biz Amerika'ya cevap verelim dediğim o. Yani animasyon filmlerinde böyle süper plastik, stilize edilmiş böyle şeker paresi yerlerde ve karakterlerde geçer animasyon filmler. Ve öyle bir hayal dünyasıdır. Yani böyle balonların şeylerin olduğu tabii, falan. Evet. Bizim film ise çöplerin, pisliklerin, Cihangir'in, tersliğin, sokağın,
olduğu sokak kedilerinin hikayesinin anlatıldığı bir film. Bunlar yani dolayısıyla gerçek o diyaloglar. O zaten farkı da o. O yüzden de tekste çok yoktu ama insanlar o karakterleri canlandırırken oyuncular ister istemez gerçek kılarlarken ağızlarından birkaç küfür çıktı. Hatta belki yani orada şey çok güzel aslında, ben de şimdi şakalarla birazcık bu konuyu şundan değişmek istiyorum. Olası eleştirilerden biri bu. Ve buna da cevabı aslında bizler değil. Bence Okan çok güzel bir cevap verdi. Kısa konuştu ama güzel bir cevap verdi. Yani. Kendisinden hafif tırsıyorum, çok güzel bir cevap verdi. Bundan sonra da hep ona, yani son sözü ona söyleteceğim. Tabii. Ama burada mesele ne biliyor musun? Aslında burada en büyük cevabı sen vereceksin. Hatta bu konudaki fikirlerini şu anda yorumlara yazmaya başlayabilirsin. Sen şu anda kimle konuşuyorsun? Ben orada kimle ama bu doğru ya. Bana dedi ki biri. Ay pardon, seni şey yapmadım da ben. Ben yani sen bilmiyorum. Rahatsız olma. Ben hakikaten bunu kalkma dediler. Kalkma kalkma. Hayır hayır. Bu iyi bir şey oluyor dediler. Yapmayayım mı bunu bir daha? O yani orada kişiselleştirerek konuşma filan. Yapmayayım mı? Yap canım. Bir de senli konuşuyorum. Ayıp mı? Siz ya mi? Hayır, kız mı erkek mi? Ben onu şey yapmak istedim. Ne yapacaksın ona göre? Ya buradaki en büyük cevabı sen veya siz vereceksiniz. Şimdi tırstım da senden sizden, hanımefendi ya da beyefendi. Gerçekten de bu bizim hayatımızın ta kendisi ve Şerafettin bizim hayatımızın çok içinden bir yerden yaşıyor, konuşuyor. Bizim hayatımızın içinde olmaması gerekenler bu kadar rahat. Biraz önce Okan'ın da dediği gibi en bizim insani ilişkiler beklediğimiz yerlerde bu kadar rahat konuşurken şurada ya da başka bir filmde de, illa bu film değil, buralara takılmak artık yani çok sakil ve çok abes. Evet, yani gerçekten senden daha fazla küfür etmedik. Vay! Sana çok güzel. Sana çözdüm meseleyi. Kaç kopya giriyoruz? Kopya sayısını bilmiyoruz artık. Sinema sayısını biliyoruz. Ne kadar? 200... Yani her yerde seyredilebilecek mi? Evet evet. 200'ün üstünde sinemada gireceğiz. İşte o kopya sayısı da ilk 3 gün başarısına bağlı olarak, hatta ilk gün başarısına bağlı olarak yukarıda çıkabilir, aşağıda. Lütfen ilk. Senden rica ediyorum, ilk 3 gün içinde gelirsen. Cuma lütfen ilk gün. Cuma. 5 cuma. Şubat. İlk gün bayağı. 5 Cuma. 5 Şubat. Sen 5 Şubat gel. 5 Şubat. Valla soğuk karmar geliyor mu? Gelir misin? Lütfen. 5 Şubat'ta gelir misiniz? Kimsin sen? Saçma bir yere gidiyor ama bunu niye söylüyoruz? Bak bunu da öğren. Bu bir bilgi programı. İlk 3 günde senin belirleyeceğin rakamlar ondan sonraki hareketi belirliyor. İlk 3 gün cuma cumartesi yürü. Yemeden dinlersen bir şey anlatırsın. sen ona çok inanmaya başladın. Ben onunla görüşeceğim şimdi çıkıp. Buradan ona gidiyorum. Buradan ona. Ya kusura bakmayın, bu benden kaynaklanıyor. Ne bekliyorsun peki? Hakikaten ne olur bunun? Rakam demiyorum ama ne kadar ulaşır sence? Vallahi ben bilmiyorum. Buna cevap vermek istemiyorum. Çünkü gerçekçi olmaz benim vereceğim cevap. Böyle bir film hiç yapılmadı. Bütün tanıdığımız yapımcılar, Türkiye'deki herkes bu filmle bir flört ettiği dönem oldu. Herkesin net olarak söylediği şey... Valla Mehmetciğim çok güzel proje. Kötü Kedi de bayağı meşhur. Bilmeyen yok. Ama hiç de böyle bir şey yapılmadı yani. Kaç olur bilmiyoruz ki oldu. Biz de o riski satın aldık yani. Biz mutluyuz bu riskle. Bir tek isteğimiz var sizden. Delilik oldu. Pardon. Öyle demeyeyim. Orasını kalabalık kesin. Olarak düşündüğü için sizde. Şunun içinde. Ay, saygı gereği. Bir tane isteğimiz var. Biz animasyon filmler yaparak yaşamak istiyoruz. Eğer bir film daha yapma hakkını elde edebileceğimiz kadar insan gelirse bizim için ulaşabilecek en sahne noktadır. Özetle işte 2,5-3 milyon arkadaşını alıp geliyorsun cuma, 5 ve cuma. Ve çok güzel bir hikayeleri daha var. Gerçekten ama. Şirket kurmuşlar. Biz aradık o telefonları da, ben açıyorum. Telefona ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu küfür mevzusunu geçtik. Ayşen Hanım yok aramızda. Ya işte. O anıyı bir hatırlatmak istiyorum. Yani yok şey onu söylemeyeceğim. Müthişti ya. Müthişti. Provalar esnasında biz böyle Ayşen Guru'da yani böyle hani hepimiz ayağa kalkıp önümüzü ilk gözle çok heyecanlıyız yani. Ayşen Hanım'ın orada olmasından dolayı. Ve şöyle, yani provalar başladı, tamam istediğiniz gibi söyleyin, ağzınızdan nasıl geliyorsa söyleyin dedik. Dememizle birlikte. Yani hayır, şu şurada şurada etti, oturan insanlar şey toplam işte. Küfür hayır, ama hafızasının 3 katını biliyor. Lazım. Şu çok önemli bir detaydı orada, çünkü evet. Provayı yapıyoruz prova sırasında. Tabii ki farklı farklı deniyoruz. Herkes her repliğini farklı deniyor. Ve biraz önce Mehmet'in de dediği gibi kiminde işte bir argo bir şey arıyorsun, küfür neyse nasıl denirse. Bir bunların yükseldiği bir anda
Ayşen Gür'de Mehmet Bey dedi yönetmeni, benim bir yalnız rahatsızlığım var dedi. Acaba biz dedim şeyden mi rahatsız oldu? Ortam fazla bir açtı ortam yani. Böyle bir şey, bundan mı rahatsız oldu dedim. Tabii dedi hemen Ayşen Hanım, nedir falan dedi Mehmet. Dedi yani ben dedi tiyatro sahnelerinde küfür ağzına en çok yakışan, en yaratıcı evet. küfürleri bilen evet. ve küfrü doğru yerde kullanabilen bir insanım. Burada herkes ediyor ama dedi. evet. Bunlar küfür ediyor ama kim bunlar dedi. Ben varım dedi. Ve bana hiç küfür yok yani, ben etmeyebilirim. Bana hiç yazılmamış dedi. Evet, müthişti. Ve ettiği küfürler filmde yok. Bir tanesi var sadece. Onlar yani bizim, bizim bu hafızamızda hiç unutulmayacak bir yere kaydedildiler. Ben tekstin üzerinde yazdım oraya. Yani bir gün olur da unuttum sen diye. Yani. Biliyorum ama onu hatırlatma. Yok, o yok yani. Fakat orada beni acayip etkileyen neydi biliyor musun? Orada hakikaten inanmış olması, ona o katkıyı sağlamak istemesi. Yerli yerinde. Muhteşem bir kadın. Ve bize de aslında belki küçücük bir hatırlatma yapması. Yerli yerinde olunca bu gerçekten evet. de katkı sağlıyor. Çok zeka içeren şeyler. Müthiş. Evet. Zekice şeyler. Ayşen Hanım'a selam göndermişken hemen Uğur abi, Uğur Yücel, Cezmi evet. Baskın, Güven evet. Kıraç. Şu evet. anda başka isim unutmadım değil Jeremy mi? Irons. Jeremy Irons ve Johnny Depp'giller. Başka onlarla beraber ya da seyrettiğinde onlardan gelen elektrik, onlarla ilgili neler söyleyebilirsin? Ha bana mı dedin? Yok, dinlemedik soruyu. Dinlemedik. Bağlıyor zannettim. Ya. Ya ben Serdar ya kaç kuşaktan işinin ehli ustalarla beraber bir filmde üstelik de çocukluk hayalim olan bir aslında çizgi filmde oynama şansını yakaladım. Yani bu birazcık hani oyuncu olarak bu şeye çok cevap vermektense o çocukluk hayalim olarak müthiş bir heyecan yani. Müthiş. Hepsine de selam olsun. Derleyip toparlayalım. Var mı başka bir eklemeyi unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Güzel. Gökçe senin var mı? Yok. İyi. Mehmet sen, yok. Sen hayalini gerçekleştirdin. Amerika'ya cevabını verdin. Cevaptan haberdarlar mı? Evet. Olacaklar. Bir de evet haberdarlar. Şunun için soruyorum. Çünkü geçtiğimiz zaman diliminde belki onu söyleyebilirsin. Geçtiğimiz zaman diliminde uluslararası ufak tefek görüşmeler de oldu. Bir tek onu merak ederek soruyorum. Batı'dan doğudan nerelere seyrettirdim bilmiyorum. Seyrettiklerinde ne diyorlar? Şimdi filmi tamamını seyretmediler. Yani Berlin'de ilk defa full olarak seyredecekler önümüzdeki Şubat'ta. Parçalarını seyrettiler. İlk biz markete gittiğimizde evvelki sene Berlin Film Festivali marketine gittik. Orada bir uluslararası satış ajansı bulur muyuz diye. Bir Türk filminin, ticari bir Türk filminin diyeyim. Böyle uluslararası markette sinema larda bir yer bulması o kadar kolay olmuyor. Ama bizim 6 tane satış ajansı bizimle çalışmak istedi. Biz de böyle biraz hani biraz da onun biraz da buna falan. Dolayısıyla şey çok heyecanlandılar. Animasyon kalitesine çok şaşırdılar. Karakterden çok etkilendiler. Hayatlarında görmedikleri cinsi bir şeydi. Bana ne dediler? Beni beğendiler mi? Seni henüz görmemişlerdi. Yapma. O esnada ama yine hasta olacaklarından eminim. Hasta olacaklar. Beni de kandan tanıdıkları için şey. Şöyle diyebilirim. Yani şu anda birkaç tanesi belli bu ülkelerin. Ama büyük olasılıkla 50-55 ülkede vizyona çıkabilir. Gerçekten tiyatrolar. Mi? Evet. Harika. Yani biz oralara da gideriz herhalde. Var mı? 50-55 ülkede. Uluslararası gala düşünüyor musun? Biz Gökçe'yle kuyruklu pantolon giyeceğiz. Ben bir misalim ona karar veremedim. Vallahi gala kısmını bilmiyorum. Biz onu seviyoruz. Biz onun için yaptık bu işi. Şimdi 5'inde vizyona giriyor. İlk hafta sonu sizi bekliyoruz. Bugün burada çok güzel bir şey vardı. Aslında Demet'in söylediği çok hoşuma giden bir şey. Demet başından beri bir çizgi filmde oynamak diye bunu hep adlandırıyor. Bir çizgi filmi seslendirmek değil. Çok doğru. Mehmet'le Ayşe ve bütün ekip de bizim sadece seslendirmemizi veya yapılmış bir işi konuşmamızı değil oynamamızı sağladılar. O yüzden evet. çok teşekkür ediyorum. Hakikaten de oynadık. Onun haricinde bir iki şey daha söyleyeceğim. Ha bu arada haftanın kültür sanat haberleri için şu anda aşağıda bir link görüyorsun. O linke tıklayıp kültür sanat haberlerini de izle. Bir de hep hatırlatmayayım. Çok ayıp oluyor. Abone olmayı da unutma. Yani hatırlatmadan bunu yapmanı istiyorum. Ve biz Kötü Kedi Şerafettin'e bu hafta sonu niye gidelim? Bu film bize neler anlatacak? İsimli büyük paragrafı ve son sözü tabii ki ustaların ustası benim de ustam Yoda Okan'a bırakıyorum. Yoda. Çok acayip.
Ben bitiriyorsun zannediyorum. Yok, sen seni bitiriyor işte o. Sana söyleyeceğim. Seni bitiriyor. Ondan sonra söyleyeceğim. Biliyorsun bu program normalde benim yaptığım bir program değil, Demet'in programı. Çünkü hoş çok geldiniz, kısa süre sonra 39 basamakla 3. kere gelecek Demet. Geleceksin. Gelirim. Çünkü bir haber göndermişsin. Ben durmadan o programa mı çıkacağım? Sıkıldım demişsin. Aa, sıkıldın mı? Dememişsin, biliyorum. Okan son sözünü derleyip toparlarken bir şey diyeceğim. Hakikaten sonra televizyonlarda falan söyleyemeyeceğiniz bir şey varsa aklınızda kalan. Bak başka yerde söyleyemezsin. Ben geçen sefer hep çubuk kraker demiştim mesela. Geçen sefer döndü ulan ulan diye bağırmaya başladı filan. Tansiyonu düşün. Bak düşünüyor da. Ne yapsın? Adam ne yapsın? Ya niye gideceğiz? Okan konuşmaz, düşünüyor. Çok güzel düşünüyor yani. Biz kötü kedi Şerafettin'e niye gideceğiz sorusunun cevabını düşünürken var mı aklında kalan bir şey? Hayır, şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Madem istediğim şeyi söyleyebiliyorum. Bir tane aplikasyon yaptık eğlenin diye. Eğlenin diye. Söylesene onu, çok güzel aplikasyon. Adı Şerotor. Hem işte her uygulama, yani her iki platformda da onların adını söyleyebiliyor muyum? Söylüyoruz. Android'de de, iOS'ta da, Apple Store'da da varlar şu anda. Apple Store'da eğlence kısmında bir numarada. Çok yükseliyor. Şahane bir fotomontaj programı. Bu şey evet, acayip bir duygu değil mi? Adını söyleyebiliyor muyuz? Evet. Acayip, değil mi? Birine de söylemek istediğin bir şey varsa başka birine. Şerotor. Buradan da. Ne yapılmış diye bakmak istiyorsan hashtag Şerotor, hashtag kötü kedi Şerafettin yazarsan neler yapıldığını görürsün. Çok eğlenceli. Çok o eğlenceli. Da sende ben niye geçti ama. Evet. Delilik hali. Var mı Ayşem, aklında kalan bir şey yok? Her şey tamam. Her çünkü şey tamam. Yavaş yavaş zaman geliyor. Sondan bir önce derleyip toparlayan Yoda'dan o. Yoda'dan bir önce. Yoda'ya çeyrek kala. Yoda'ya çeyrek kala. Sen derle toparla, Yoda'ya pas at. Tamam. Bir çay koyarsan ben çıkar çıkmaz hemen sana geliyorum. Ve, son sözüm buydu. Ve beşinden itibaren akın akın kötü kedi Şerafettin'e neden gidiyoruz? Çünkü Şerafettin fenomen bir kahraman ve bizim ilk animasyon kahramanımız bir jenerasyon için. Muhakkak izlemeleri gerekiyor herkesin. Ayakta alkışlıyor. Evet, hakikaten ama doğru. İş bitti abi, dükkanı kapattık. Kedilere neden dört ayak üzerine düşer dendiğini biliyor muydun? Hı? Yolda bir düşün bunu. Kılı yünü bırakın da şimdi akşam mangal ne yapıyoruz? Et mi balık mı? Bence balık yiyelim bugün. Balık işi bende, içkiler sizde. Kuleye uç, kuleye, Rıfkı kuleye uç. Hadi bir saattir sesleniyorum sana. Hemen gelmen lazım. Bir cam güzeli var abi. Ya biliyorsun biz cins kediler ve sokak kedileri diyalog platformu kurduk. Cemil, pesemek diye mi başladın gel oğlum? Merhaba canım, ben Şerafettin. Sevişelim mi? Emmece gömme. Nerede lan akı? Güzel iş. Ne kumumuzu temizlemek var? Ne dolaba bir şeyler alayım var? Evde ne işin var lan Mart ayında? Çık çatılar da çifre. Sen önce kendine bak. En son karı memesi göreli kaç sene oldu? Ben çok tatlısın biliyor musun? Ya mı lan bu? Oh. Çok sinirlendi. Kötü kedi Şerafettin. Seks yok, mangal yok, hayat yok. Daha ne gelecek bunlar? 5 Şubat'ta tüm sinemalarda.